2003'te Show TV'de Bu Bir Mafya Dizisidir sloganıyla yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nde birçok ünlü oyuncu yer aldı. Kimi oyuncular kendi seslerini kullanırken, kimi oyunculara da dublaj yapıldı. Polat Alemdar'dan tutun da Cerrahpaşalı Halit'e kadar pek çok ünlü isim kendi sesini kullanmadı. Peki bu isimleri kim seslendirdi? Gelin beraber inceleyelim. Vadi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz yıllarca Polat Alemdar'ı canlandırdı. İlk sezon Arda Esen seslendiriyordu. Ancak askere gittiği için ikinci sezondan itibaren Umut Tabak seslendirmeye başladı. Çok da iyi oldu. Git ona söyle. De ki, Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Gönlünü alır. Kurtlar Vadisi'ne dair şaşırtan bir detay. Dizinin güldüren yüzü Güllü Erhan'ı ve dizinin başrol oyuncularından olan Abdüley Çoban'ı aynı kişi seslendirdi. Tabii ki bu isim sesini oldukça etkili kullanan Kadir Çermik'ten başkası değil. Abdül! Erhan! Abdül sen! Başarılı dublaj sanatçısı Murat Şen, ilk 3 bölüm Ali Candan'ı oynayan Raci Şaşmaz'ı seslendirdi. Oldukça da uyumlu bir sesti aslında. İlk sezon, Deve Tuncay'ın sağ kolu olan Çapsız Abidin'i Sinan Divrik seslendirdi. Ancak ikinci sezondan itibaren Abidin yere bakan kendi sesini kullanmaya başladı. Ben asıl bu sırat yolunu merak ediyorum. Biz oradan nasıl geçeceğiz? Kıldan ince, kılıçtan keskinmiş diyorlar. Genelde kendi sesini kullanan Seray Sever, Kurtlar Vadisi'nde oynadığı bölümler boyunca dublaj kullandı. Derya Çakır'ı Funda Özkay seslendirdi. Eser karakteriyle Vadi'nin ağır toplarından olan Sinan Bayer'i oynadığı bölümler boyunca Hümay Güldağ dublajıyla izledik. İlginç bir detay, Mithat karakterini gördüğümüz 56. bölümde Tayfun Sav kendi sesiyle oynamıştı. Ancak daha sonra Hakan Akın seslendirmeye devam etti. Cerrahpaşalı Halit dizinin etkileyici karakterlerinden birisi. Aynı zamanda dizinin gidişatını değiştiren isimlerden biri oldu. Mehmet Özcan Varyalı'yı oynadığı süre boyunca Faruk Akgören seslendirmişti. Başlayan dönem filan yoktu. Artık hiç yok. Kan dökerek başlasa savaş başlar. Dublajın usta isimlerinden İskender Bağcılar, Kirkor Terzioğlu'nu oynayan Server Mutlu'yu seslendirmişti. Cerrahpaşalıların ablası karakteri oldukça etkiliydi dizide. Şıvga Gergez'i oynadığı bölümler boyunca Yeşim Ceren Bozoğlu seslendirdi. Çok da yakışmıştı sesi.